क्या होती उतरन। İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İyiyim. Senden bir şey isteyebilir miyim? Tabii efendim, buyurun. Dün partime bir kız gelmişti. İçeri girmesine izin vermemiştin. Ben davet ettiğimde ise reddetmiş ve bir not bırakarak gitmişti. Kim olduğunu biliyor musun? Üzgünüm efendim. Size verebileceğim tek bilgi adının Tapasya olduğudur. Kendisi şu anda otelimizde kalıyor. Hatta az önce kendisini restorana giderken görmüştüm. Sağ ol. Al, burada 100.000 rupi var. Arabanın evrakları tam değil mi? Hepsi arabada. Anahtarlarınız. Sağ olun. Başka araba falan satmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Kartımı zaten vermiştim. Sizi ne zaman görsem elinizde para oluyor. Sanırım parayla ilginç bir ilişkiniz var. Neyse. Ben size teşekkür etmek istemiştim. Dün verdiğiniz bu para bana gerçekten çok uğurlu geldi. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dün de yalnızdınız, bugün de öylesiniz. Size bir akşam yemeğiyle teşekkür etmek isterim. Mümkün mü? Tanımadığım insanlarla akşam yemeği falan yemem. Lütfen izin verir misiniz? Elbette. İki dakika sonra gelir misiniz? Thank you.
kim bilir nerededir. Benim kızım yalnız kalmaktan hep çok korkardı. Çocukluğunda bir saat bile yalnız kalsa eve ayağı kaldırırdı. Acaba niye açmadı telefonu? Çocukluğunda yurda gönderdiğimizde ne kadar ağlamıştı. O zaman yine bir şekilde idare etmiştik. Ama şimdi kimse yok yanında. Ne yapıyor acaba? Bir daha mı denesem aramayı? Kimi arıyorsun? Biliyorum. Ben... merak ettiğim için aramıştım. Kızım o benim. Gencecik bir kız ya. Divya, bu lafların hiçbir faydası yok. Daha önce bu kadar ciddi bir karar almadığımın farkındayım. Ama hata yaptığımın da farkındayım Divya. Evlat sevgim benim gözümü kör etmiş. Ama nihayet ne kadar yanıldığımı görebiliyorum. Bana güvenmen lazım Divya. Bu ceza değil. Tapasya için bir ders. Böyle bir ders tapasyayı mutlaka ama mutlaka yola getirecektir. Onu daha iyi bir insan yapacaktır. Ailesinin değerini anlayacaktır. Bırak biraz burnu sürünsün Divya. Böyle olması daha hayırlı. Evet. Demek istediğini anlıyorum. Umarım bu ders bize sonunda pahalıya patlamaz. Alo. Efendim, ben bankadan arıyorum. Kartınızın son 4 tanesi 7252 değil mi efendim? Dün akşam hesabınızdan 100 bin rupi çekilmiştir. Ne? Ne olmuş? Evet efendim. Hesap hareketlerinizi göz önünde bulundurarak işlemi onayladık ama kart limitinizi 25 bin rupi aşmış bulunuyorsunuz. Toplam borcunuzsa 229 bin 342 rupi ediyor efendim. Sizden rica ediyorum efendim. Lütfen 25 bin rupiyi derhal bankamıza yatırın. Tamam. Ne olmuş? Kimdi o? Tapasya iyi değil mi? Hem de çok iyi. Ne? Ama benim büyük bir miktar ödemem gerekiyor.
Ne oluyor? Kızının aklı başına gelmemiş Divya. Mutlaka bir şey yapmam gerekiyor. Ne? Töreni bir dola mı yaptıracaksınız? Bu eve uğursuzluk mu getirmek istiyorsunuz? Bu dışarıda kalsın. Pekala, o dolap odada kalacak değil mi? Tamam, o elindekini bırak. Önce şu kısmı yerleştirelim. Şunu da al şuradan. Şu paspası dışarı çıkartıp silin. Çok tozlanmış. Lütfen acele edin. Bakar mısın? Bu paspası oraya serin, olur mu? Yatağınızı hazırlayacağız. Bunun üzerinde uyumanıza gerek yok. Neden olmasın? Bunun üzerinde uyumak sağlık için iyidir, değil mi? Ayrıca insan her şeye alışabilirdi. Sen de deneyebilirsin. Ben silip geri getireyim. Neler oluyor burada? En azından biriniz neler olduğunu anlatsın bari. Tüm bu hazırlıklar ne için? Bir şey... İça artık bu odada kalacak. Ama neden? Yoksa bunu size peder mi söyledi? İça, beni dinle. Sebebini bana söyle. Günümüzde artık kimse bunu yapmıyor. Tüm bunlar batıl inançtan başka bir şey değil. İça, lütfen beni dinler misin biraz? Kendine bu işkenceyi yapman gerektiği nerede yazıyor? Tanrı'nın senin bu yaptığından razı olacağını mı sanıyorsun yoksa? Söyle bana İça, lütfen. Bunu neden yapıyorsun şu an? İça, lütfen. Bir şeyler söyle bana. Bunlardan anne ve babamın haberi var mı? Anne? İyi ki geldin anne.
Bak içe ne yapacakmış. Bence sen onu ikna edebilirsin. Kendi kafasına göre iş yapıyor resmen. Kim ona böyle yapmasını söyledi? Hiç kimse söylemedi. Tüm bunları ben kendi isteğimle yapıyorum. Vanşi için, ailesi için ve kendim için. Ayrıca ben bu ailenin mutluluğunu her şeyden çok istiyorum. Lütfen beni anlamaya çalış, olur mu? Bu şekilde yaşaman ve ailemizin mutluluğunu istemen farklı şeyler, anlıyor musun? İça, bu şekilde yaşayarak ailemiz nasıl mutlu olacak? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Anne, sen bana bunu açıklar mısın? Evladım. İça ne yapmak istiyorsa ona izin ver. Belki o haklıdır. Kötü günler geçiriyoruz. Ailemizin her bireyi türlü zorluklar çekiyor. Belki onun sayesinde işler biraz yoluna girer. Belki onun dualarıyla ailemiz tekrar mutlu olabilir. Biraz da olsa yiyin hanımefendi. Yoksa zayıf düşeceksiniz. Hayır Damini. Kimse benim tapasyamı düşünmüyor. Hanımım, ben sizin acınızı anlayabiliyorum. Hayır Damini. Kimse anlayamaz. Biliyorsun İtcan'ın başına çok kötü bir olay geldi. Ama sen onun bizimle birlikte iyi olacağını biliyordun. Ama ben bilmiyorum. Tapasya'nın nerede olduğunu bile bilmiyorum. Nasıl olduğunu, ne durumda olduğunu. Hiçbir şey bilmiyorum. Tapasya'nın babası ona karşı hep sertti. Çocukluğunda bir hata yaptığında hep ceza alırdı. Ve odaya yolladığında o ağlar ve af dilerdi ama onu hiç dinlemezdi. Cezasını yalnızca iççe söylediği zaman kaldırırdı. Tapasya babasının hep iççeyi dinlediğini ve onu daha çok sevdiğini düşünürdü. İççe için Tapasya'yı birçok kez azarladı. Onun için önce iççe sonra kendi kızı gelirdi. İççe'nin daha fazla sevgiye muhtaç olduğunu anlıyorum ama bu Tapasya'nın kendi ailesinden bile sevgi göremeyecek anlamına gelmemeli, değil mi? Tapasya bir sürü hata yaptı, çok fazla, ama bu sefer haklı. Tapasya haklı, bunu biliyorum. Aksini düşünmüyorum. Şimdi lütfen git Damini. Lütfen git.
Lütfen git Damien'i. Artık ben... Ben yalnız kalmak istiyorum. Lütfen beni yalnız bırak. Lütfen. Tanrı'nın yardımıyla evimize artık mutluluk gelecek. Bugün uzun bir zamandan sonra birlikte masaya oturduk. İtça ortalarda görünmüyor. Nerede o? Canda, gidip ona bakar mısın lütfen? Onu da çağır. Ne oldu? Git getir onu hadi. Büyük baba, İça bugünden itibaren günde tek öğün yemek yemeye karar verdi. Belki kendince haklıdır tabii. Bir dul olarak inzivaya çekilmek istediğini söylüyor. Bu evde artık bu şekilde yaşamaya karar verdiğini söylüyor. Yatağını yere indirdi ve... Yemeğini de artık kendi pişirecekmiş. Bir... Yemeğini yese ne oldu? Karnım tok anne. Niye böyle yapıyorsun? Oğlum şunu anlaman lazım. Bu İtça'nın kararı. İstediğini yapabilir. O ne yapmak istiyorsa yani. O aklı başında bir kız. Ailemizin üzerindeki lanet belki de... Onun yapacağı fedakarlıklarla kalkacak. Biz ona karışamayız. Hem kendi için hem de ailemiz için en doğru kararı verdi. Onu niye desteklemiyorsun anlamıyorum. Madem bütün günahı ona yükleyecektin, onu neden çağırdın? O kendi evinde daha mutlu yaşardı. Sen nasıl konuşuyorsun böyle? Bir dulun bu kadar katı bir şekilde yaşamasına elbette ki gerek yok. Ama o artık bu şekilde yaşayacağını söylemişti. Bedenini ve ruhunu arındıracağını. Tabii bu yıllar boyunca sürüp gidecek. Bunun neresini anlamıyorsun? Oğlum, ona biraz anlayış göstermeye çalış. O bunu hak ediyor. Benim için yap. Bir... Thank you.
Merhaba. Tekrar karşılaştık. Bunu hak edecek ne yaptım? Neyse. Burada ne yapıyorsun? Bazıları bakar. Ama göremez. Dergi okuduğumu görmüyor musun? Affedersin. Bazı insanlar kesinlikle çok yeteneklidir. Dergi ters dursa da okuyabilir. Sanırım bu Tanrı vergisi. Ve sen de en iyilerden birisin. Ne istiyorsun? Yalnızca bir cevap. Yani? Yanisi şu. Neden senin gibi güzel ve alımlı bir kadın böyle yalnız? Yani en azından bir arkadaşı, akrabası, kocası, ailesi veya birileri olur. Yanılıyor muyum? Ne? Ya biraz uyumsuzsun ya da kimseye kendini bağlayamıyorsun. Kendi işinize bakın artık her kimseniz. Özür dilerim. Senin hayatına karışmak gibi bir niyetim asla yoktu. Ama... Ama takındığım bu tavır benim merakımı cezbetti. Şaka yapıyorum. Gerçekten şaka yapıyorum. Buraya laklak etmeye gelmedim. Aslında bir amacım var. Bu tamamıyla gerçek. Sana çok iyi bir teklifim var. Ve kabul etmeme olasılığın yok. Nedir? Para. Para diyorum. Para. Kimin umurunda? Senin olmalı. Bunu kazanmak için bir şey yapmak zorunda değilsin. Sadece biraz zaman ayırman yeterli. Affedersin. Kağıt oyununda benim eşim olmalısın. Şans senin, zafer benim olacak. Kazandığımızın %10'u da senin olacak. Senin. İlgilenmiyorum. Ben de. Ben gerçekten ilgilenmiyorum. Gerçekten. Neden senin gibi güzel ve alımlı bir kadın yalnız? Yani en azından yanında arkadaşı, akrabası, kocası, ailesi, birileri olur. Defol. Sana defol dedim. Defol!
Sakın bana baba deme! Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sadece aynayı kaldırıyordum. Bu odada tek başına yaşayıp ayrı yemek yemen ve yalnız bir hayat yaşamanı anlayamıyorum hiç. Bu yaptıklarının neyi değiştireceğini düşünüyorsun hiç? Dullar için konulan o kanun yüzyıllar önce geçerliydi. Artık böyle bir şey yapılmıyor. Hiçbir şey başaramayacaksın Hiça. Mutluluk ve huzur ailemize gelecekse gelecek zaten. Bunu engelleyemeyiz. Hiça, neden kendini acı çektirmeye bu kadar heveslisin? Ben kendime zarar vermiyorum bir. Yaşlı ve bilge kişiler dullar için bu kanunları koymuş. Bu kanunları uygulamak suç değildir. Onlar hep iyi ister. Benim görevim de onlara uymak, hepsi bu. Sen lütfen kendini kötü hissetme. Şimdi dua etmek istiyorum. Yani biraz yalnız kalmalıyım. Peki Hiça. Ama gitmeden önce sana izninle ufak bir soru sormak istiyorum. Lütfen soruma cevap ver. Gerçekten de abimi öldürdüğümü mü düşündün? Ben her zaman senin abimle mutlu olmanı istemiştim. Peki sen neden böyle bir şeye inandın? Böyle söyleme lütfen. Senin bizim için hep en iyisini dilediğini biliyorum. Ama benim aklım başımda değildi. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna karar vermek benim için çok zor. Bu asla senin suçun değil. Ben bir hata yaptım. Vanş'a ihtiyaç duyduğu güveni veremedim. Ne kadar denesem de olmadı. Ben kaybettim diyeyim. Gerçekten kaybettim ve pişmanlığımı göstermenin tek yolu da bu. Lütfen, lütfen bana hak ver bir. Beni anlamaya çalış. Hayır Hiça. Bunları yapmana gerçekten de hiç gerek yok. Lütfen bir. Lütfen beni durdurma, olur mu? Benim mutlu olmamı istersin değil mi? Bunun tek yolu bu. Kendi hayatımı yaşamama izin ver lütfen. Senden gitmeni istiyorum.
Lütfen beni yalnız bırak bir. Lütfen. Genel müdürünüze görüşmek istiyorum. Konu neydi hanımefendi? Konu benim hesabım. Benim hesabı ödemeyeceğimi mi düşündünüz acaba? Kaç gündür burada kalıyorum ben? Bana kaç gündür burada kaldığımı söyleyin. İki gündür hanımefendi. Bu iki günlük hesabı ödeyemeyeceğimi mi düşündünüz? Söyler misiniz lütfen bana ha? Hayır tabii ki ama neden bu kadar sinirlisiniz? Çünkü sinirlerimi alt üst ettiniz. Sabahtan beri beni 4 kez aradınız. Bana hesabımı kapatmamı hatırlatıyorsunuz. Beni dolandırıcı mı sandınız acaba sabah köründe? Hesabımı hatırlatmak için uykumdan uyandırdınız. Böyle bir şey için beni rahatsız etmeye nasıl cüret edersiniz söyleyin. Çok ama çok üzgünüm hanımefendi. Sizin özrünüzü falan istemiyorum. Hemen genel müdürünüzü çağırın hemen. Bakın hanımefendi, bu durumda müdürümüz de bir şey yapamaz. Otelimizin kuralları gereği misafirimizin borcu 20 bin rupiyi geçince hatırlatma araması yapıyoruz. Ve bu ödemeyi alana dek devam ediyorum. Sizi aşan sularda yüzüyorsunuz. Kiminle konuştuğunuzun farkında mısınız acaba? Eğer isteseydim bu otelde bütün yıl için yerimi ayırtırdım. Neyse. Şimdi söyleyin borcum ne kadar? Hemen şimdi ödeyeceğim, hemen. Borcunuz 92.500 rupiye hanımefendi. Acele edin. İçinde oda ücretiniz ve kuaför hizmetiniz de var. Biraz acele edin de buradan kurtulayım bir an önce. Bu otelden hemen ayrılmak istiyorum, hem de hemen. Ha, bu arada çok memnun kaldığım için de biraz bahşiş çekebilirsin oradan. Hanımefendi, kartınızdan ödeme alamadım. Sizin POS makinenizde sorun vardır. Bir daha çek. Siz de bakabilirsiniz hanımefendi. Bu kartların hepsini dene. Acelem var, çabuk ol. Affedersiniz, patron Bandıra'ya toplantıya gidiyor. Arabasını hazırlayın lütfen. Eğer biraz hızlı olursanız iyi olacak. Daha ne kadar bekleyeceğim? Üzgünüm hanımefendi. Hiçbiri yanıt vermiyor. Ne? Bu olamaz. Yanlışlık var. POS makinenizde bir sorun olmalı bence. Kontrol edin tekrar. Peki efendim. Tekrar deneyeceğim. Yanımda param bile yok amatör. Yalnızca kartım var. Umarım babam bunları kapattırmamıştır. Yoksa ne yaparım ben? Aman Tanrım, umarım öyle bir şey olmamıştır. Ne yapacağımı bilemiyorum. Tanrım yardım et. Bu çok kötü olur. Ne yapacağım ben şimdi? Üzgünüm hanımefendi. Ödemeyi alamadık. Borcunuzu şimdi ödemeniz gerekiyor efendim. Üzgünüm ama ödemeyi nasıl yapacaksınız hanımefendi? Ödemeyi nasıl yapmak isterseniz? Otelimizde bankamatik kartı da geçerlidir. Eğer peşin ödeme yapmak isterseniz de otelimizde ATM bulunmaktadır. Banka kartımı kaybettim. Yanımda da o kadar fazla nakit parayla dolaşmıyorum maalesef. Pekala hanımefendi. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bir arkadaşınızı ya da ailenizden birilerini arayabilirsiniz. Size seve seve yardımcı olacaklarından eminim. Böyle şeyler herkesin başına gelebilir.
Bana biraz zaman verin lütfen. Dışarı çıkıp parayı ayarlayıp geleyim, olur mu? Üzgünüm efendim ama otelden ayrılamazsınız. Ayrılamaz mıyım? O zaman parayı nasıl bulacağım, söyleyin lütfen. Bakın hanımefendi, dediğim gibi ödemeyi yapmazsanız otelden ayrılamazsınız. Ve eğer kaçmaya çalışırsanız siz bilirsiniz, güvenliği ve polisi çağırabilirim. Güvenliği çağırmanıza gerek yok. Ama efendim... O bir hanımefendi. Biraz saygılı davranın. Onun hesabını da bana ekleyin. Neden benim hesabımı ödeyeceksiniz? Neden ödeyeceksiniz? Kimsenin iyiliğine ihtiyacım yok. Sizin yardımınıza ihtiyacım yok benim. Bekleyin lütfen. Bekleyin lütfen Bay Rathod. Ben sizden yardım falan istemedim, anladınız mı? Tapasya Takur kendi başının çaresine bakmasını gayet iyi bilir. Bunları alıp bozdurun lütfen. Hesabımın hepsini kapatır. Üstüne kalan paralar da sizde kalabilir. İç canın. Başına çok kötü şeyler geldiğini biliyorum. İççe ailesinin yanında diye sen rahatsın tabii. Başını sokabileceği bir evi var. Ben Tapasya'nın nerede olduğunu, nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Buna nasıl katlanacağım? İççan'ın sorununu ben de bilmiyorum. Doğru düzgün konuşmuyor. Eğer konuşursa o zaman rahatlayacağım. Çocukluğundan beri sadece benim İççan acı çekiyor. Bu durum ne zaman sona erecek? Kızım ne zaman huzura kavuşabilecek? Hanımefendi, lütfen kendinizi harap etmeyin. Tamini, Tapasya bizi hiç düşünmüyor. Ne telefonlarımızı açıyor, ne de bizi arıyor. Hiçbir şey bilmiyorum. Nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilmiyorum. Ne yapacağımı da hiç bilmiyorum. Güçlü olmalıyız. Umudunuzu kaybetmeyin lütfen, her şey yoluna girecek. İnancınızı kaybetmeyin. Lütfen efendim.
नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी, किस्मत अपनी तो जैसे कोई रूठी नानी। नन्हे नन्हे से हाथों में गुड़िया पुरानी,